B. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, benim ve benden sonraki Hulefai Raşidi'nin sünnetine yapışın, hadisinin umumi manasına tutunmaktır. C. Hazreti Ömer, radıyallahu aneh, in Hulefai Raşidi'nden oluşunu beyan etmeye tutunmadır. D. Hazreti Ömer'in bu meselede herhangi bir ceza gerekmediğini rivayet etmeye tutunmadır. Böylece, bizim söylediğimiz yolun daha kısa olduğu sabit olur. Üçüncü misal, Vahidi şöyle demiştir. Zinakar Useyf hadisinde rivayet edildiğine göre, Useyf'in babası Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e, aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet, deyince, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, aranızda Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim, buyurmuş ve sonra, Useyf'e celde, sopa, vurulup, sürgüne gönderilmesine, zina yaptığı kadının ise, eğer itiraf ederse, recm edilmesine hükmetmiştir. Halbuki kur, anda açık olarak, sopa ile birlikte sürgün cezası geçmemektedir. İşte bu da gösteriyor ki, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in hükmettiği her şey Allah'ın kitabının aynısı olur. Ben derim ki, bu misal doğru ve gerçektir. Çünkü Cenab-ı Hak, insanlara, kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatsın diye sana, kitabı indirdik, Nayeçel, 44 buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in beyan ettiği her şey, bu ayetin hükmüne dahildir. Böylece bu misallerle, Kur'an-ı Kerim, icmanın, haberi vahidin ve kıyasın bir delil olduğuna delalet edince, yine, bu üç yoldan birisiyle sabit olan her hükümde gerçekte Kur'an ile sabit olmuş gibi olunca, işte o zaman Cenab-ı Hakk'ın, biz o kitapta, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, beyanının doğru olduğu sübut bulmuş olur. İşte bu görüşün izahı budur ve bu görüş, cumhur Fukaha'nın ekserisinin desteklediği görüştür. Bir kimse şöyle diyebilir, bu izahın neticesi şudur, Kur'an, ı Kerim, haberi vahid ve kıyasın bir delil olduğuna ve bu iki temel asılla sabit olan her hükmünde, gerçekte Kur'an, ı Kerim ile sabit olmuş gibi olduğuna delalet etmiş olsa bile biz şöyle diyoruz, biz o kitapta, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, ayetini bu manaya hamletmek caiz değildir. Zira, biz o kitapta, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, buyruğunun gayesi, bu kitabı ululamak, yüceltmek ve onu iyice medhü sena etmektir. Binaenaleyh, bu ayeti bu manaya hamledersek, bundan, onu tazimi ifade eden bir şey elde edilmez. Bu böyledir, zira biz farz edelim ki Allahü Teala, icma, haberi vahid ve kıyas ile amel ediniz, buyurmuş olsun, bu durumda alimlerin ileri sürmüş oldukları bu mana, bu lafızdan da elde edilir. Bu az kelime ile anlatılabilecek olan bir manayı, kendisini ihtiva ettiği için, Kur'an'ın övülmesine bir sebep kılmak mümkün değildir. Çünkü bu, daha kısa bir yoldan elde edilmesi mümkün olmadığı zaman, büyük bir methü senayı gerektirir. Ama biz, kastedilen bu mananın, söylediğimiz kısa ifade ile anlatılabileceğini açıklayınca, onun kur, anın tazimi için zikredilmesinin mümkün olmadığını anlamış oluruz. Böylece bu ayeti kerimenin, kur, anı yüceltmek maksadıyla zikredildiği, onların söylediği mananın ise, kur, anın yüceltilmesini ifade etmediği sabit olmuş olur. Böylece de bu ayeti bu manaya hamletmek caiz değildir demek gerekmiştir. İşte bu görüşün anlatılması hususunda söylenebilecek şeylerin tamamı bunlardan ibarettir. İkinci görüş, bu ayetin tefsiri hususunda bir diğer görüşte şöyle diyenlerin görüşüdür. Kur'an bütün hükümlerin açıklamasını ihtiva etmektedir. Bunu şöyle izah ederiz. Velayet zimmet bütün mükellefler için asıldır. Mükellefin zimmetinin meşgul, başkalarına karşı sorumlu olması ise ayrı bir delilden dolayıdır. Hakkında mükellefiyet bulunmayan her şeye delil getirmek imkansızdır. Çünkü hakkında mükellefiyet bulunmayan şeyler sınırsızdır. Sınırsız ve sonsuz olan şeyleri delillendirmek ise imkansızdır. Demlendirmek sınırlı sayılı şeyler hakkında mümkündür. Mesela Allah'ın kulları üzerinde bin mükellefiyeti vardır ve bunları o Kur'an'da zikretmiş Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, E'de bu bin teklifi insanlara ulaştırmasını emretmiş ve bundan sonra da, biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık, buyurmuştur. Binayen aleyh bu ifade, Allah'ın insanlar üzerinde bu bin mükellefiyetten başka bir mükellefiyeti yoktur, manasındadır. Oa sonra Cenab-ı Hak bu ayeti, bugün sizin dininizi kemal erdirdim, maide. 3. Ayeti ve, yaş ve kuru her şey istisnasız hepsi apaçık bir kitaptadır, Enam, 59, ayeti ile tekit etmiştir. İşte bu görüşteki terin izahları bundan ibarettir. Bu konuda meseleyi detaylı olarak ele almak ancak usulü fıkha uygun düşer. Allah en iyi bilendir. Biz yine tefsire dönelim. Diyoruz ki, vahide, ayetteki edatının zait olduğunu, söylemiştir. Bu Arapların, bana hiç kimse gelmedi, sözündeki gibidir. Buna göre bu ayet, biz, Kur'an'da açıklamadık hiçbir şey bırakmadık, manasında olur. Ben derim ki, buradaki edatı tebiz, kısmilik manasınadır. Buna göre ayetin manası, biz, Kur'an'da, mükellefin muhtaç olduğu şeylerden bazısını eksik bırakmadık, şeklinde olur ki, bu, mükellefin bilmeye muhtaç olduğu hiçbir şeyi Allah bu kitapta eksik bırakmadı, manasında mübalağa ifade eder. Hayvanların da haşledilecekleri. Nihayet ancak Rablerine toplanıp getirilirler. Buyruğu Allah, kıyamet günü bütün canlıları ve kuşları bir araya toplar demektir. Bu husus vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman. Tekvir 5 ayeti ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem in boynuzludan boynuzsuzun hakkı alınır hadisi ile kuvvet bulur. Alimlerin bu hususta iki görüşü vardır. Birinci görüş, Allahü Teala, bu canlıları ve kuşları, kendilerine haklarını vermek için bir araya toplar. Bu, mu, tezilenin görüşüdür. Çünkü hayvanlara, suçları olmadığı halde eziyet etmek ve elem vermek, ancak karşılığında bir şey elde etmeleri durumunda güzel ve yerinde olur. Hayvanlara haklarını vermek vacip olunca, Hak Teala onları, bu bedelleri, hakları, vermek için hasreder, bir araya toplar. İkinci görüş bizim alimlerimizin görüşüdür. Bu görüşe göre Allah için bir şeyin vacip olduğunu söylemek imkansızdır. Aksine Allahü Teala o hayvanları sırf iradesi ve meşiyeti ile ve uluhiyetinin gereği olarak hasreder. Bu görüşte olanlar Allah'ın karşılık vermesinin vacip olduğunu söyleyenlerin görüşlerinin yanlış ve imkansız olduğu hususunda şu delilleri getirmişlerdir. 1. Vacip yapılmadığı zaman zemmi gerektiren şeydir. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın zemmedilmeyi hak etmesi imkansızdır. Çünkü o zatı gereği kamildir. Zatı gereği kamil olanın, harici bir işten dolayı zemmi hak etmesi düşünülemez. Çünkü zatındaki, kemal, harici bir işin peydan olmasıyla geçersiz olmaz. 2. Allahü Teala, bütün sonradan olma varlıkların, mahlukatın, sahibidir. Sahip ve malik olanın, herhangi bir karşılık vermeksizin, sahip olduğu mülk üzerinde tasarrufta bulunması güzel ve yerinde olur. 3. Eğer bir bedel karşılığında başkasına zarar vermek güzel olsaydı, rızası olmadan bir bedeli gerektirdiği için, bizim başka birine zarar vermemiz de güzel olmalıydı. Halbuki bu yanlıştır. Binayen aleyh Allah için bedel vermesinin vacip olduğunu söylemenin yanlış olduğu sabit olur. Allah en iyi bilendir zahmet çeken ve kesilen hayvanların bedellerini almaları meselesi. Bunu iyice anlayınca, Kadi'nin bu konuda söz konusu ettiği, bazı detayları zikredelim, bir, Kadi şöyle demiştir, her canlının, kendisine isabet eden elem ve acıdan ötürü, Allah'tan bir karşılık almaya hakkı vardır. Bu karşılık ona dünyada verilmemiştir. Binaenaleyh Allah'ın, bu canlıları, kendilerine o karşılıkları taslamam ödemek için ahirette hasretmesi aklen vaciptir. Bir alacağı bulunmayan hayvanın hasredilmesi ise aklen gerekmez. Ne var ki Allah, ayette hepsini hasredeceğini haber vermiştir. Bu haş, nakli deliller bakımından kesindir. Biz, hayvanlar içerisinde, herhangi bir karşılığı hak etmemiş olanların da mutlaka bulunacağını söyledik. Zira bu hayvanlar, çoğu kez her türlü elem ve acıdan korunmuş olarak kalırlar sonra da Hak Teala onların acı vermeksizin canını alır. Zira ölürken, bir acının mutlaka mevcut olduğu bir delil ile sabit değildir. Bu durumda o hayvan, herhangi bir bedel hak etmiş olmaz. 2. Allahü Teala'nın kesilmesine müsaade ettiği her hayvanın, buna mukabil hak ettiği bedel, Allah tarafından verilecektir. Bu hayvanlar birkaç kısımdır. a. Allah'ın, yenilsin diye kesilmesine müsaade ettiği hayvanlar. B. Mesela saldırgan yırtıcılar ve eziyet veren haşereler gibi, insanlara zarar verdiklerinden dolayı, öldürülmelerine müsaade edilen hayvanlar. C. Hastalıklar yüzünden elem duyan hayvanlar. D. Ağır şeyleri taşımaları ve zor işlerde çalışmaları için, Allah'ın izin verdiği hayvanlar. Fakat o hayvanlara insanlar zulmederlerse, bunun karşılığı, cezası, o zalim insana aittir. Yine hayvanlar birbirlerine zulm ettiklerinde, bu zulmün cezası, zalim olan hayvana aittir. Buna göre şayet, besmele çekilerek eti yenilmeyen bir hayvan kesildiğinde, bunun bedeli, cezası, kime aittir? Denilir ise, şöyle cevap verilir, bu bir zulümdür, binaenaleyh bunun cezası onu kesen insana aittir. İşte bundan ötürü, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, insanları, yeme maksadı olmaksızın hayvan kesmekten nehyetmiştir. 3. Bu bedelden maksat, o hayvanların akıllı olmaları ve o menfaati etle etmenin yolunun ancak bu kesilmeyi kabul etmeleri olduğunu bilmeleri halinde, kesilmeyi kabul etmelerinden ötürü kendilerine verilecek olan büyük menfaati ardır, İşte bu, karşılığında elem ve zarar verme güzel olan bir bedeldir. 4. Kadi ve Ekseri Basra mutezililerinin görüşüne göre, bu karşılık sonludur. Bunu Kadi söylemiştir. Bu, aynı zamanda müfessirlerin çoğunun görüşüdür. Çünkü onlar şöyle demişlerdir, Allahü Teala, bu karşılıkları o hayvanlara taslamam verdikten sonra, onları toprak kılar. İşte o esnada kafir, keşke ben de toprak olaydım, der. Ebul Kasım el-Belhi, bu karşılığın ebedi olacağını söylemiştir. Kadi, görüşüne şöyle istidlil etmiştir: İçimizden birisinin çok ağır bir işi üstlendiği halde, karşılığında devamlı olmayan bir ücret alması normaldir. Binayen aleyh başkasına elem vermenin, ücretinin devamlı olması şartına bağlı olmadığını anlıyoruz. El Belhi de kendi görüşüne şu şekilde delil getirmiştir: Bu bedelin sona erdirilmesi, ancak o hayvanın canını almak ile mümkündür. Onu öldürmek ise bir elem verme ile olur. Bu elemde, başka bir bedeli gerektirir ve bu sonsuza kadar sürer. Buna şöyle cevap verilir, öldürmenin ancak bir elem vermeyle olabileceği hususu delil ile sabit değildir. Allah en iyi bilendir. 5. Hayvanın, başka hayvanda alacağı bir karşılık olduğunda, sen bak. Eğer o zalim hayvanın, Allah'tan alacağı bir karşılık, hak, var ise, bu hakkı, zulmettiği hayvana verilir. Eğer durum böyle değil ise bu bedelin noksan kısmını Allah tamamlar. İşte Mutezile'nin görüşüne göre bedeller, karşılıklar, haklar, cezalar hususundaki hükümler kısaca bundan ibarettir. Allah en iyi bilendir. 39. Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi delerse onu saptırır, kimi de dilerse onu doğru yol üstünde tutar. Bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Bu ayetin, önceki ayetlerle münasebeti hususunda şu iki izah yapılmıştır. A. Allahü Teala, ancak seni, can kulağı ile dinleyenler, senin davetine, icabet ederler. Ölülere, gelince, Allah ondan diriltir, enam. 38 ayeti ile, kafirlerin inkarda kalbilerinin imanı kabul etmeyecek derecede ölü bir noktaya vardığını beyan edince, işte bu manayı iyice ortaya koymak için, bu ayeti zikretmiştir. B. Hak Teala, diğer canlıların da kadim olan müdebbirin idaresi ve hakim bir mukaddirin takdiri altında olduklarına, Allah'ın inayetinin onları da çepeçevre kuşatıp, rahmeti ilahinin onlara da ulaştığı hususunda, yerde yürüyen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş hariç olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. En'am, 38, ayetini getirince, bunun peşine dö, bu delilleri yalanlayan ve bu harikulade şeyleri inkar edenler, aslında hiçbir sözü duymayan sağırlar, hakkı söylemeyen dilsizler, küfür karanlıklarına dağılanlar ve bu delilleri düşünmekten uzak olanlardır, demek istemiştir. Kafirlere sağır ve dilsiz diye tavsif etmenin manası. Alimlerimiz bu ayete dayanarak, hidayet ve dalaletin ancak Allah'tan olduğunu söylemişlerdir ki bu şu şekilde izah edilir, Allahü Teala onları sağırlar, dilsizler ve karanlıklar içinde olanlar diye tavsif etmiştir. Bu, onların kör olduklarına işarettir. İşte bu, aynen Bakara suresindeki, onlar, sağırlar, dilsizler, körlerdir, Bakara, 18, ayeti gibidir. Daha sonra Cenab-ı Hak, Allah kimi dilerse onu saptırır, kimi de dilerse, onu doğru yol üstünde tutar, buyurmuştur ki bu, hidayet ve dalaletin ancak Allahü Teala'dan olduğunu açıkça ifade etmektedir. Mutezile buna karşı şu bakımlardan cevap vermiştir. 1. Cübbayi bu ayetin, Allahü Teala o kafirleri kıyamet günü hasrederken, sağır ve dilsiz kılar. Onlar da Allahü Teala'nın, ahirette kendilerini sağır, dilsiz kılması, zulmetler içinde bırakması ve böylece cennet yolundan saptırıp, cehennemlik etmesi sebebiyle, gerçekte de böyle olurlar, manasında olduğunu söylemiştir. Kadi bu görüşü şu şekilde desteklemiştir, Allahü Teala, başka ayetlerde de, bu kafirleri kıyamet günü yüzleri üstünde sürünür vaziyette, kör, dilsiz ve sağır kılacağını ve onların, sonunda varacakları yerin cehennem olduğunu beyan etmiştir. 2. Cübbayi şöyle de demiştir, onlar muhtemelen dünyada iken de böyle olabilirler. Binaenaleyh bu onların, ayetleri yalanlamaları sebebiyle, tıpkı dünyevi faydalan elde edemeyen kör ve sağır insanlar gibi, dünya menfaatlarına ulaşamayan ve karanlıklar içinde kalmış kimseler manasında bir mecaz olur. İşte böylece Cenab-ı Allah, onları bu yönden onlara benzetmiş ve onların sıfatlarını, bu kimselere benzetmiştir. 3- Kabi, ayetteki, sağırlar ve dilsizler, ifadesinin, o kafirlerin gerçekte böyle olmaları manasına değil, hor ve hakir kılınmaları, manasına geldiğini söylemiştir. Kabi, ayetteki, Allah kimi dilerse, onu saptırır, ifadesinin mecazi manada olmadığını, zira her ne kadar burada söz mücmel, kapalı, bırakılmış ise de, bu hususun başka ayetlerde genişçe belirtildiğini söylemiştir. Bu ayetler şunlardır, Allah zalimleri saptırır, İbrahim, 27, Allah, bununla ancak fasikdan saptırır, Bakara. 26, hidayete ermiş olanların ise, hidayetini artırır, Muhammed. 17, Allah bununla rızasına uyanlara hidayet eder, Maide. 16, Allah iman edenlere, o sabit sözlerinde, daima sebat ihsan eder, İbrahim, 27, ve, bizim uğrumuzda cihad edenlere, Elbette yollarımızı gösteririz. Ankebut 69 binayenaleyh bu ayetlerle sabit olur ki hidayet ve dalaleti dilemek her ne kadar tefsir etmekte olduğumuz ayette mücmel ise de diğer ayetlerde uzunca ele alınmış ve açıklanmıştır. Binayenaleyh bu mücmel ayeti o açık ve tafsilatlı ayetlere hamletmek gerekir. Mutezile'nin ayetteki hidayeti tevil etmeleri ve Razi'nin cevabı Sonra Mutezile bu ayetin tefsirini daha geniş bir şekilde ele alarak şunları söylemiştir. A. Ayetteki, Allah kimi dilerse, onu saptırır, ifadesi, Allah'ın o kimseye lütuf fiillerini vermemesi, manasınadır. Binaenaleyh bu kimseler, o lütuf fiillerinden mahrum bırakılınca sağır ve dilsiz gibi olurlar. B. Bu, Allah dilediği kimseleri, kıyamet günü cennetin yolunu ve mükafatını bulmaktan saptırır cennete iletmeyi murat ettiği kimseyi de, sırat-ı müstakim üzere kılar ki, bu, sırat-ı müstakim, müminlerin cennete ulaşmak için girdikleri yoldur, manasınadır. Böylece Allahü Teala'nın, hidayeti sadece müminler için dilediği gibi, dalaleti de sadece cezaya müstahak kimseler için dilediği sabit olur. C. Bil ki mu, tezilenin kendisini zorlayarak yaptığı bütün bu izahlar, bu ayeti zahiri manasına hamletmek aklen mümkün olmasaydı güzel ve yerinde olurdu. Fakat kesin akli delil ile, bu sözün ancak zahiri manasına hamledilebileceği sabit olursa, böyle zorlanarak elde edilen izahlara başvurmak, cidden uzak bir iş olur. Halbuki biz bir fiilin, ancak sebepleri bulunduğu zaman meydana gelebileceğine delil getirmiş, bu sebepleri yaratanın Allah olduğunu ve sebepler bulunduğu zaman, o fiilin mutlaka meydana geleceğini açıklamıştık. İşte bu üç mukaddime küfür ve imanın Allah'tan olduğunu, onun yaratması, takdiri ve tekvini ile meydana geldiğini kesin olarak söylemeyi gerektirir. Kesin ve açık akli delil ile ayetin zahiri manasının doğru olduğu sabit olunca böylesi zoraki izahlara başvurmak gerçekten yanlış olur. Hem biz bu izahları gerek yanlışını ortaya koymak gerekse çürütmek yönünden Allah onların kalbilerini mühürlemiştir. Bakara, 7, ayeti ile diğer, benzeri, ayetlerin tefsirinde, hep yaptık. Binaenaleyh burada o izahları yeniden yapmaya gerek yoktur. Bu mevzuda, doğruya en yakın olan, dalalet ve hidayetin Allah'ın meşiyetine, dilemesine, bağlı olduğunu söylemektir. Fakat mu, tezileye göre bunlar, Allah'a vacip olan şeyler olup istese de istemese de bunları yapması gerekir. İşin hakikatini Allah bilir. Üçüncü mesele. Hak Teala'nın, ayetlerini yalanlayanlar. ifadesi ile ne murat edildiği hususunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bu, ayetler, ile, Kur'an ve Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in murat edildiğini söylerken, bazı alimler de bunun, bütün delil ve hücretler, manasına olduğunu söylemişlerdir. En doğru olan bu ikinci görüştür. Vallahu alem. 40. Ayetin tefsiri için bak 41. 41. De ki: Bana haber verin bakalım. Eğer size Allah'ın azabı gelir yahut size kıyamet gelip çatarsa Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız? Eğer putlarınızın şefaatçi olduğunu söylemekte sadık iseniz çağırın onları bakayım. Hayır, ancak onu çağırırsınız. O da kendisine çağırdığınız herhangi bir şeyle dilerse açar, giderir ve siz eş koşmakta olduğunuz şeyleri unutursunuz. Bil ki Cenab-ı Hak, o kafirlerin ne kadar cahil olduklarını açıklayınca, onların niteliklerinden bir diğerinin de, kendilerine bir bela gelip başları dara düştüğünde Allah'a yalvarıp yakarmaları, ona iltica edip ona itaattan yüz çevirmemeleri olduğunu beyan etmiştir. Bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Arapçada tabiri hakkında bilgi. Ferra şöyle demiştir, Araplar, fiilini iki manada kullanırlar. Birinci kullanış, gözün görmesi, manasındadır. Buna göre, mesela sen bir kimseye, dediğinde, bundan murat, seni gördüm mü? manası olur. Sonra kelime tesniye ve cemi yapılır, buna göre sen mesela, siz ikinizi gördün mü? sizleri gördüm mü? dersin. İkinci kullanış ise, bana haber ver. manasını kastederek, dersin. Bu manayı murat ettiğinde, her durumda, ta harfinin harekesini fetalı kılarak, bana haber ver. Siz ikiniz bana haber veriniz siz erkekler, bana haber veriniz siz kadınlar, bana haber veriniz. Dersin. Sen bunu iyice anladığın zaman, biz deriz ki, basrahların görüşü şudur, senin, ve benzeri. İfadesindeki kaf zamirinin ayar mahalli yoktur. Bunun delili, cenab Hakk'ın, benden şerefli kıldığın bu, adam da, kim oluyormuş, bana haber ver. İsra, 62, ifadesidir. Yine Arapçada, Zeyd'in durumunun nasıl olduğunu bana söyle, denilir. Eğer sen, bu kaf harfine ayarayıkta bir mahal, bir yer tanımış olursan, o zaman sen, demiş olursun ki, bu yanlış bir sözdür. Binaenaleyh, bu kaf harfinin ayarayıkta mahalli olmadığı, aksine bunun hitap için getirilmiş bir harf olduğu sabit olur. Ferra şöyle demiştir, eğer, bu kaf harfi tekit olsaydı, onun tesniyesi ve cemi ta harfine göre yapılırdı. Nitekim, bu fiilin tesniyesi ve cemi kaf harfi olmadığı zaman, ta harfi üzerinde yapılır. Cemi muhatap sırasında ta harfi fetalanır ve cemi alemeti kaf üzerinde gösterilirse, bu, kaf harfinin tekit için getirilmediğine delalet eder. Baksana, eğer kaf harfi düşürülse, bir topluluk hakkında denilmesi doğru olmaz. Böylece fiildeki mananın kaf harfine geçtiği ve kaf harfinin gerekli, lüzumlu ve kendisine ihtiyaç duyulan bir şey olduğu sabit olur. Vahidi bu görüşe, bu delil ve ifadelerindeki kaf harfleriyle geçersiz olur, bozulur. Çünkü bu kelimelerde cem'i alameti, bir hitap harfi olmasına ve isim olmaktan da uzak olmasına rağmen kaf harfi üzerinde görülmektedir diyerek cevap vermiştir. Allah en iyi bilendir. Tabirinde muhtelif kıraatler Nafi ve benzeri kelimeleri Kur'an'ın tamamında hemzelerin tahfifi ile okumuştur. Kisat Kur'an'ın tamamında ikinci hemzeyi terk ederek diğer kıraat imamları ise hemzeli olarak okumuşlardır. Hemzenin tahfifinden murat o hemzeyi hemze ile kıyasıya olan bir hafifletmeye göre elif arası bir şekilde okumaktır. Kisainin okuyuş şekli güzeldir. İsa İBN Ömer de aynı şekilde okumuştur ki, bu kullanış şiirde de pek sık olarak geçmektedir. Araplar hafiflik olsun diye, bu gibi yerlerde hemzeyi hasfederek konuşurlar. Mesela onlar, ona sor, ondan iste, derler. Nitekim Ahmet İBN Yahya da hemzeyi hasfederek şöyle bir beyit nakletmiştir. Eğer ben savaşmazsam, bana, kadınlar gibi, bir başörtüsü giydirin. O, bu sözüyle hemzenin var olduğunu kastederek, demek istemiştir. Hemzenin tahfifi ile okuyanlara gelince, bu okuyuşun sebebi, hemzenin, fitnin aynel fiilinde bulunmasıdır. Allah en iyi bilendir. Başı darda kalan muşriğin yalnız Allah'a dua etmesi. Ayetin manası şudur, Allahü Teala, Hazreti Muhammed'e şöyle demiştir, Ey Muhammed, o kafirlere, o, Allah'ın azabı, eğer size dünyada iken gelirse veyahut da bu azap size, kıyamet koparken gelirse, siz bu belayı ve zararı savuşturma hususunda Allah'tan başkasına mı, yoksa Allah'a mı müracaat eder, başvurursunuz? De, onların, bu bela ve sıkıntıları savuşturma hususunda, putlarına ve tasvirlerine değil de, Allah'a müracaat edecekleri zararı olarak bilinince, Muhakkak ki Cenab-ı Hak, hayır, ancak onu çağırırsınız. Buyurmuştur. Yani sizler bu bela ve sıkıntının savuşturulmasını talep etmek için ancak Allah'a başvurursunuz. Demektir. Daha sonra Cenab-ı Hak o da kendisine çağırdığınız herhangi bir şeyi açar buyurmuştur. Yani Allah kendisi sebebiyle dua etmiş olduğunuz o zararı giderir ve böylece sizler ona şirk koştuğunuzu unutursunuz demektir. Bu hususta şu izahlar yapılmıştır. A İbn Abbas bu onların bir fayda ve zarar veremeyeceğini bildiğiniz için putları terk eder, onlara dua etmezsiniz anlamındadır demiştir. B Zeccak mananın siz onlara dua etmeme konusunda onları adeta unutmuş gibisiniz şeklinde olmasının caiz olduğunu söylemiştir ki, bu aynı zamanda Hasan el-Basri'nin görüşüdür. Çünkü Hasan el-Basri, bu ifadeye, onlar, unutan kimsenin yüz çevirmesi gibi, o putlardan yüz çevirirler. Manasını vermiştir. Bunun benzeri olan bir ayet de, hatta siz gemilerde bulunduğunuz, onlar, bunları güzel bir hava ile akar gibi götürdükleri, yolcular da, bununla sevindikleri zaman ona şiddetli bir fırtına gelip çatar her yerden kendilerine dalgalar hücum eder. Sanırlar ki, onlar çepeçevre kuşatılmışlardır. İşte, onlar, Allah'ın dininde halis ve samimi kimseler olarak ona dua ederler, Yunus. 22. Ayetidir. Onlar o durumda putlarını hiç anmazlar. Dördüncü mesele. Bu ayet, Allah'ın, isterse bazan duaya icabet ettiğini, bazan da icabet etmediğini gösterir. Zira Cenab-ı Hak, o da, kendisine çağırdığınız herhangi bir şeyi, dilerse giderir. Buyurmuştur. Bir kimse şöyle diyebilir, Allah'ın, bana dua edin, size icabet edeyim. Mümin, 80, şeklindeki buyruğu, icabetin, duanın, kabulüne dair katiyet ifade eder. Binaenaleyh, bu iki ayet nasıl uzlastınabilir? Cevap, biz şöyle deriz, Cenab-ı Hak, ya bizim alimlerimizin de görüşü olduğu üzere, sırf meşriyetinden dolayı, veyahut da mu, tezilenin görüşü olduğu üzere, kulun maslahatını gözetmesi bakımından, duaya bazan kafe olarak icabet eder, bazan da kafi olarak icabet etmez. Bu iki durumda mevcut olunca, şüphesiz ki bu iki ayet, bu iki manaya göre varit olmuştur. 5. mesele. Bu ayetin, netice olarak manası şudur, Allahü Teala, putperestlere sanki, başınıza çeşitli sıkıntı ve belalar geldiğinde, putlarınıza ve tasvirlerinize değil de, Allah'a müracaat ettiğinize göre, o halde daha niçin kendilerine tapmakla kesinlikle hiçbir fayda elde edemeyeceğiniz putlara yönetiyorsunuz? Demek istemiştir. Bu söz, bu manayı, hüccet ve delil getirmenin makbul olması halinde ifade eder. Ama, hüccet ve delil getirme makbul değil de merdut addedilir, kabul edilmez gerekli vacip olan taklit olursa bu söz düşer sakıt olur binaenaleyh bu ayetin dinin aslının hüccet ve delil olduğuna delalet eden delillerin en güçlüsü olduğu sabit olur Allah en iyi bilendir kullar gafletten kurtulup niyaz etsinler diye Allah'ın beli vermesi 42 ayetin tefsiri için bak 43 43 Celalim hakkı için biz senden evvelki ümmetlere de peygamberler gönderdik de, kendilerini çetin bir yoksulluk, çeşitli hastalıklarla yakaladık, olur ki, böylece yalvarırlar. İşte onlar, kendilerine bir azabımız gelip çattığı zaman olsun yalvarmak değil miydiler? Fakat yürekleri katılaşmış, şeytan da yapmakta oldukları, masiyetleri, kendilerine süsleyip küslemiş T.T. 42 ila 43. Bil ki Cenab-ı Hak, önceki ayette kafirlerin, başlarına bir musibet geldiğinde Allah'a yöneldiklerini beyan etmiş idi. Daha sonra bu ayette de, onların, yine başlarına aynı türden çeşitli sıkıntılar geldiğinde Allah'a yönelmediklerini, aksine, ona yönelmeksizin küfürlerinde ısrar ederek, o küfrün üzerinde adeta dona kaldıklarını beyan buyurmuştur ki, işte bu, ister ürkütücü ayetler ve mucizeler müşahede etsinler veya etmesinler, Bizim, Allahü Teala'nın hidayete erdirmediği kimse hidayete ermez. Şeklindeki görüşümüze delalet eder. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Ayette bir, haz, söz konusu olup, bu kelamın takdiri, andolsun ki biz, senden önceki ümmetlere nice peygamberler gönderdik de, o ümmetler, peygamberlere karşı çıktılar, böylece de biz onları yakaladık, şeklindedir. Zikredilen sözden, hasfedilen bu kısım anlaşıldığı için, bu haz yerinde ve güzel olmuştur. Hasan el Basri, ayette geçen, kelimesinin, kelimesinden alındığını, manasının da, şiddetli fakirlik ve yoksulluk olduğunu, kelimesinin de, hastalıklar ve acılar, anlamına geldiğini söylemiştir. Daha sonra Cenab-ı Hak, olur ki böylece yalvarırlar, buyurmuştur ki bu yalvarsınlar ve yakarsınlar diye onlara peygamberler göndererek yoksulluğu ve hastalığı onlara musallat ettik demektir. Tedarrü kelimesinin manası huşu demektir ki huşu da isyan etmeyi, diletmeyi bırakarak inkiat etmek demektir. Bu kelimenin aslı zillet anlamına gelen kelimesinden alınmıştır. Nitekim denilir ki zelil ve zayıf olmak anlamına gelir. Buna göre bu ayetin manası, Allahü Teala peygamberine, kalp katılığında, canları ve malları hususunda çeşitli belalar ve sıkıntılarla muaheze edilme derecesine ulaşmış olan topluluklara peygamberler gönderdiğini, ama onların inkiyat ederek yalvarıp yakarmadıklarını bildirmiştir, şeklindedir. Bundan maksat ise, Hazreti Peygamberi teselli etmektir. Buna göre eğer, Cenab-ı Hakk'ın, hayır, ancak onu çağırır ona dua eder siniz enam 41 buyruğu onların yalvarıp yakardıklarına delalet etmez mi halbuki Allah burada onların kalpleri katılaştı da onlar yalvarıp yakarmadılar buyuruyor denilirse biz deriz ki onlar başka topluluklardır bunlar ise aynı şekilde diğer başka topluluklardır veya biz deriz ki onlar bela ve müzibeti gidermek maksadıyla Allah'a yalvarıp yakarmışlar Böylece bunu sırf Allah rızası için yapmamışlardır. İşte bu farktan dolayı bir yerde olumlu, bir yerde de olumsuz mananın bulunması güzel olmuştur. Daha sonra gelen işte onlar kendilerine bir azabımız gelip çattığı zaman olsun yalvarmalı değil miydiler? Buyruğunun gayesi onların yalvarıp yakarmadıklarını bildirmektir. Kelamın takdiri ise onlara azabımız gelip çattığı zaman yalvarıp yakarmadılar şeklindedir. Bu ayette, kelimesinin zikredilmesi, onların yalvarıp yakarmayı terk etme konusunda inadılan, kalplerinin katılığı ve onların, şeytanın süsleyip küslediği amellerini beğenmelerinden başka bir mazeretlerinin bulunmadığını ifade eder. Allah en iyi bilendir. İkinci mesele. Cübbayı, olur ki, böylece yalvarırlar, buyruğuna tutunarak şöyle demektedir. Bu ifade, Cenab-ı Hakk'ın, onların yalvarıp yakarmalarını ve iman etmelerini dilediği için, onlara peygamberler gönderdiğine ve onlara yoksulluğu ve çeşitli hastalıkları musallat ettiğine delalet eder. Bu da, Allahü Teala'nın, herkesin taet bulunup iman etmesini dilediğini gösterir. Cevap, kelimesi, teracci ve temenni manası ifade eder. Bu ise, Allah hakkında imkansızdır. Halbuki siz bu kelimeyi, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir neticeyi dilediği manasına hamlediyorsunuz. Biz bunu şu manaya hamlediyoruz, Allah onlara, şayet bu kelime Allah'tan başkasına ait olmuş olsaydı, o zaman kastedilecek olan bu manaya göre muamele etmiştir. Ama Allah'ın hükmünün ve meşiyetinin bir illete bağlanmasına gelince bu, delil ile sabit olan şeye göre imkansızdır. Sonra biz şöyle diyoruz, eğer bu ayet, işte bu yönden sizin görüşünüze delalet ediyorsa, bu bir başka yönden sizin görüşünüzün aksi olan görüşe de delalet eder. Bu böyledir, zira bu ayet, onların, kalpleri kamaştığı ve şeytan onlara amellerini süsleyip tezin ettiği için, Allah'a yalvarıp yakarmadıklarına delalet eder. Buna göre biz deriz ki, eğer bu katılık, onların fiilleri sebebiyle meydana gelmişse, onlar bu fiili meydana getirme hususunda başka bir sebebe muhtaç olmuşlardır. İşte böylece de, teselsül vaki olur. Yok eğer bu katılık, Allah'ın fiili ile meydana gelmişse, o zaman hüküm bizim verdiğimiz hükümdür. Yine farz edelim ki kafirler, bu çirkin fiili yapmaya, onu şeytanın süslemesi sebebiyle yeltenmiş olsunlar. Ancak ne var ki biz şöyle diyoruz, şeytan niçin bu çirkin fiilde ısrar etmiştir? Eğer bu, başka bir şeytandan dolayı olmuşsa, bu durum, nihayeti olmayan bir teselsül meydana getirir. Eğer bu değerlendirmeler geçersiz olursa, mesele neticede şuraya varıp dayanır, herkes, kalbinde meydana gelen sebeplerden dolayı, bazan hayra yönelir, bazan da şer yönelir. Sonra, bu sebeplerin Allah'ın yaratması ile meydana geldikleri sabit olmuştur. İşte bu durumda bizim görüşümüz doğru, muhtezilenin de tamamıyla geçersiz olur. Allah en iyi bilendir. Allah'ı unutanlara her türlü refahın verilmesi 44. Ayetin tefsiri için bak 45. 45. Onan için bunlar kendilerine ne hatırlatıldı, öğüt verildiyse onları unutunca üzerlerine her şeyin kapılarını açtık, Nihayet kendilerine verilen o şeyler yüzünden ferahlandıkları vakit de onları ansızın tutup yakalayıverdik ve artık o anda onlar bütün ümitlerinden mahrum kaldılar. İşte bu suretle, zulmedenler güruhunun ardı arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Bil ki, bu sözde birinci kıssanın tamamlayıcısıdır. Orada Yüce Allah yalvarsınlar diye onları fakirlik ve hastalıklarla muaheze ettiğini, yakaladığını beyan buyurmuştu. Sonra da bu ayette, onlar, kendilerine hatırlatılmış olan hastalık ve yoksulluğu unuttuklarında, onlara her şeyin kapısını açarak, onları fakirlik ve yoksulluktan kurtarıp rahat, bolluk ve çeşitli nimetlere sevk edeceğini beyan buyurdu. Bundan maksat ise şudur, Allahü Teala, onlara bazan musibet ve belaları musallat kılmak suretiyle muamele etmiş, ama onlar bundan gereken istifadeyi elde edememişlerdir. Bunun üzerine de Allah onları, bu durumun aksi olan başka bir hale geçirmiştir ki bu da, onlara her türlü hayrın kapılarını açması, onlar için sürür ve saadet vesilelerini kolaylaştırmasıdır. Ama onlar bundan da yararlanamamışlardır. Bu tıpkı, şefkatli bir babanın, çocuğuna karşı olan şu davranışına benzer, baba, çocuğunun iyiliği için, ona bazan sert, bazan da yumuşak davranır. Onlar kendilerine verilen hayır ve nimetler sebebiyle sevinip, Herhangi bir şükür edasında bulunmaksızın ve de herhangi bir mazeret beyanında bulunmaya, tevbe etmeye yönelmeksizin, sevinme ve şımarmadan fazla bir şey yapmadılar. İşte bu sebeple de biz onları ansızın yakaladık. Bil ki, üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Buyruğunun manası, onlara kapalı olan bütün hayırların ve her şeyin kapılarını açtık demektir ferahlandıkları zaman, sözünün manası ise, onlar başlarına gelen bu fakirlik ve hastalıkların Allah'tan bir intikam almak yüzepe olmadığını zannedip, Allah da onlara her türlü hayırların kapılarını açınca bunu kendilerinin hak etmiş olduklarını zannedince, işte o vakit onların kalplerinin katılaşıp öldüğü ve artık kalplerinden hiçbir uyanıklık ve intibahın ümidi dilemeyeceği ortaya çıkar. İşte bu sebeple Allah, fark edemeyecekleri bir yönden onların başına ansızın azabını getirivermiştir, şeklindedir. Hasan el Basri, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, bu ayette kafir kavimler için bir, mek, onların tuzaklarının cezası, bulunmaktadır, demiştir. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, dö, Allah'ı, günahlarına rağmen, günahkarlara, nimetler veriyor gördüğünde, Bil ki bu Allah tarafından bir istidraktır. Günahında ilerlemesi için bir süre tanımadır, buyurmuş. Sonra da bu ayeti okumuştur. Ehli meani şöyle demişlerdir: Onların selamet ve afiyet hususunda kaçırmış oldukları şeye hasretleri iyice artsın diye onlar bolluk ve rahatlık halinde de muayize olunmuşlardır. Müblis kelimesinin manası. Artık o anda onlar bütün ümitlerinden mahrum kaldılar cümlesinin manası ise onlar her türlü hayırdan ümitsizliğe düşmüşler ve meus olmuşlardır demektir. Ferra, müblis ümitleri sona eren kimse demektir. İşte bundan dolayı delini sona erdiğinde susup kalan kimseye denildiğini söylerken Zekaç müblisin çok şiddetli bir üzüntü ve teassür duyan kimse manasına geldiğini söylemiştir. İblas kelimesi Arapça'da şu manalara gelir a. Helak edici müzibetler geldiğinde, kurtulma ümidini yitirme. b. Delilin sona ermesi, bitmesi, tükenmesi. c. Kişinin, başına gelen belalardan dolayı hayrete düşmesi, şaşması. Bütün bunlar ise, birbirlerine yakın manalardır. Daha sonra Cenab-ı Hak, işte bu suretle, zulmedenler güruhunun ardı arkası kesildi, buyurmuştur. Kelimesi, tıpkı çocuğun babasını takip edip onu izlemesi gibi bir şeyin arkasından gelen onu izleyen anlamına gelir. Onların en sonuncusu olduğu zaman bir kimse hakkında denilir. Nitekim Ümeyye ibn -e Ebi Salt da şöyle demektedir. Ebi Salt da şöyle demektedir. Onlar köklerini kazıyan bir azap ile helak olup gittiler. O azabı ne geri çevirebildiler ne de onu yenebildiler. Ebu übeyde, ifadesi, topluluğun en gerisinde gelen kimse, demiştir. Esma'yı ise, kelimesi, asl, temel, alamına gelir. Nitekim, Allah aslını, temelini yok etti, götürdü, anlamında olmak üzere denilir. Ayetin ifadesi hakkında da şu izahlar yapılmıştır. A, bunun manası şudur, Allahü Teala, arkalarını kesip köklerini kazımasına mukabil, kendi zatını ölmüştür. Çünkü bu durum, o peygamberlere, kafirlerin serlerini onlardan uzaklaştırması suretiyle, büyük bir nimet yerine geçer. B. Yüce Allah onların kalplerinin katılaştığım bilince, şöyle denilmesi gerekir, onların hayat süreleri ne zaman artarsa, onların küfür ve günahlarının çeşidi de o nispetle artar. Böylece de onlar, bu sebeple, daha fazla cezayı ve azabı hak etmiş olurlar. Binaenaleyh, onların bu halde iken, yani, günahta daha fazla ileri gitmemişken, yok edilip öldürülmeleri, daha fazla cezaya müstahak olmamalarını iktiza eder. Binaenaleyh bu da onlara bir inam, ihsan yerine geçmiş olur. C. Bu hamd, ül sena cenab ı hakkın onları mükellef tutup her türlü mazeret ve gerekçeleri ortadan kaldırarak, en güzel tedbir hususunda mümkün olan her türlü yollarla onları idare etmek suretiyle Allah'ın onlara olan inamına, ihsanına karşılıktır. Bu da Allah'ın, onları önce fakirlik ve hastalıklar ile yakalayıp, sonra da çeşitli nimet ve iyiliklere geçirip, onlara mühlet vererek, peygamberler göndermesi suretiyle olmuştur. Binaenaleyh onlar azgınlık ve küfre iyice dalınca, Allahü Teala onları yok etmiş ve yeryüzünü onların şerlerinden temizlemiştir. Böylece ayetteki, hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır, ifadesi, daha önce geçen bunca nimetlere karşı bir hamd olur. 46 de ki, bana haber verin. Eğer Allah kulağınızı ve gözlerinizi alırsa, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa, Allah'tan başka ondan size getirip, verecek Tanrı kimdir? Bak, ayetlerimizi türlü türlü nasıl açıklıyoruz da onlar yine yüz çeviriyorlar, bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır. İnsanın üzerindeki ilahi nimetler Bil ki bu ayetin burada getirilmesinin gayesi, hür, irade sahibi ve hakim bir yaratıcının varlığına delil olacak hususlan zikretmektir. Bunun izahı şudur, insanın en şerefti, kıymetli, uzuvları, kulak, göz ve kalptir. Binaenaleyh kulak, duyma kuvvetinin, göz, görme kuvvetinin, kalp ise, hayat, akıl ve ilimin yeridir. Bundan dolayı, eğer bu uzuvlardan bu özellikler kaybolursa, insanın durumu bozulur, hem dini, hem de dünyevi hususlardaki menfaatleri yok olur. Halbuki insanda bu kuvvetleri yaratmaya ve onları çeşitli afetlerle korkulardan korumaya sadece Allah'ın kadir olduğu zaruri, açık ve kesin, olarak bilinmektedir. Durum böyle olunca, bu yüce nimetleri ve güzel iyilikleri veren de Allah olmuş olur. Böylece de tazime, medh senaya ve kulluğa sadece Allah'ın müstahak olduğunu söylemek gerekir. İşte bu da, putlara tapmanın fasit ve yanlış bir yol olduğuna delalet eder. İkinci mesele. Alimler, ayetteki, kalplerinizin üstüne bir de mühür vurursa, ifadesinin hangi manaya geldiği hususunda şu izahları yapmışlardır. Bir İbn Abbas, radıyallahu anh, bunun, Allah onların kalplerini mühürler bu sebepten dolayı hidayete akledip düşünemezlerse, manasında olduğunu söylemiştir. 2. Bunun manası şöyledir, Allah sizin akıllarınızı giderir de, böylece deliler gibi olursanız. 3. Bu ayetteki, hatim, mühür vurma, dan murat, öldürmektir yani, Allah sizin kalplerinizi öldürürse. Demektir. Üçüncü mesele. Allah'tan başka, Tanrı kimdir? Buyruğundaki, kim, müktede olarak mahallen merfu. Kelimesi onun haberi. Kelimesi de, ilah, lafzının sıfatıdır onları size getirip, verecek kelimesindeki, hu, onu, onları, zamiri, fiilin manasına râci olup, kelamın takdiri, Allah'ın sizden aldığı o şeyleri, size getirip verecek Allah'tan başka Tanrı kimdir? Şeklindedir. Dördüncü mesele. Rivayet olunduğuna göre, nafi, ifadesini, hu, zamirinin zammesiyle, şeklinde okumuştur. Bu kıraat, kasas, 81, şeklinde okuyanlara göredir. Binaenaleyh bunda içtimai sakineyinden dolayı vav edilmiş ve olmuş. Diğer kıraat imamları bunu, şeklinde okumuşlardır. Ayetteki, kelimesini Hamza ve Kisai, saat harfini işmamlı bir za harfi şeklinde, diğerleri ise zahir bir saat şeklinde okumuşlardır ki bu, onlar, ondan yüz çeviriyorlar, manasındadır. Nitekim, ondan yüz çevirdi, manasında denilir. Ayette geçen, ayetlerin tasrifi, NDN ne ne Murat, neticeye ulaştırma hususunda, her biri bir öncekini takviye edecek bir şekilde, ayetleri çok çeşitli şekillerde getirmektir. Böylece Cenab-ı Hak, iyice anlatma, izah etme ortaya koyma ve açıklamasından ötürü, ey Muhammed, onların nasıl bundan yüz çevirdiklerine bir bak, demiştir. Beşinci mesele. Kabi şöyle demiştir, bu ayet, Allah'ın onlara anlayış imkanı verdiğine ve onlarda yüz çevirmeyi yaratmadığına delalet eder. Eğer Allahü Teala onlardaki küfrün yaratıcısı olmuş olsaydı, bu sözün bir manası kalmazdı. Bizim alimlerimiz de yine bu ayette istidlalde bulunarak şöyle demişlerdir, Allahü Teala, bu delilin ortaya konulması, iyice anlatılması, enine boyuna ele alınması ve her türlü şüphelerin ondan giderilmesi hususunu iyiden iyiye yaptığını beyan etmiştir. Sonra o kafirler, mazeret kapısını tamamen kapatan bu iyi açıklamalara rağmen, inat, azgınlık ve küfürlerinde devam ettiler, ki işte bu, hidayet ve dalaletin ancak Allah'ın hidayeti ve saptırması ile olduğunu gösterir. Binaenaleyh bu ayetin, bizim görüşümüzün doğruluğuna delalet edişinin, onlarınkine delalet edişinden daha kuvvetli olduğu sabit olur. Allah en iyisini bilir. Helak azabı gelince, zarar eden kâfirler olur 47. De ki, bana haber verin, eğer Allah'ın azabı ansızın, yahut açıktan açığa gelip çatarsa, zalimler güruhundan başkası hileyk uğratılmış olur mu? Bil ki önceki delil, onların kulaklarını, gözlerini ve kalplerini kapıp almaya tahsis edilmiştir. Bu ise, her türlü azap hakkında umumi bir ifadedir. Buna göre mana, Allah'tan başka, azap çeşitlerinden herhangi bir azabı def edecek ve hayırlardan herhangi bir hayrı yaratacak hiç kimse yoktur. Binaenaleyh başkası değil, her türlü ibadet çeşitleriyle mabudun bilhak olması gerekir. Şeklinde olur. Buna göre şayet, ansızın, yahut açıktan, buyruğundan maksat nedir, denilirse, biz deriz ki, onların başına gelen azaptan önce, o azabın onların başına geleceğine delalet eden bir alamet ya geçmemiş veya geçmiş olur. Binaenaleyh birinci durum ansızın, ikinci durumda yahut açıktan ifadesiyle belirtilmiş olur. Allah birinci durumu ansızın olarak adlandırmıştır zira Allah o azabı onların başına ansızın getirmiştir. İkinci durumda açıktan, diye adlandırılmıştır. Çünkü bu azabın bizzat kendisi, onların başına gelmiş ve onlar onu tanımışlardır. Öyle ki, ondan sakınmak mümkün olsaydı, ondan sakınabilirlerdi. Hatan el Basri'den, onun, ansızın, yahut açıktan, ifadesinin manası, geceleyin veya gündüzün, şeklindedir dediği rivayet edilmiştir. Kadi görüp müşahede ettikleri halde, bu azap onlara geceleyin gelmiş olsaydı, bu ansızın diye isimlendirilemezdi. Yine şayet bu azap onlara onlar onun emarelerini hissetmeden gündüzün gelmiş olsaydı, bu da açıktan diye isimlendirilemezdi. Ama biz bu ifadeyi daha önce yapılmış açıklamalara hamledersek, o zaman bu söz doğru ve yerinde olmuş olur. Buna göre şayet siz, azap geldiğinde onda bir ayrım olmayacağını bildiğiniz halde, Cenab-ı Hakk'ın, zalimler güruhundan başkası hileyk uğratılmış olur mu? İfadesinden ne murat edilmiştir? Denilirse, biz deriz ki, helak olmak, zahiren hem iyileri hem de kötüleri içine alsa bile, hakikatte bu helak kötü olan zalimlere tahsis edilmiştir. Çünkü iyiler, başlarına gelen bu zarar sebebiyle, Allah katında çok yüce derecelere ve sevaplara müstahak olurlar. Bu, her ne kadar görünürde bir bela ise de, ancak ne var ki bu, çok büyük saadetleri gerektirir. Zalimlere gelince, bunların başına bela geldiğinde hem dünyayı, hem de ahireti kaybederler. İşte bundan dolayı, Allahü Teala, onları helak olanlar, olarak vasfetmiştir. Bu, müttaki ve temiz olan müminin, İster belalar, isterse nimetler içinde bulunsun, daima sayid, mutlu olduğuna, kafir olan fasıkın da işi nasıl yürümüş olursa olsun, durumları da nasıl farklı farklı bulunursa bulunsun, şaki bedbat olduğuna bir işarettir. Allah en iyi bilendir. Peygamberlerin müjdeci ve uyarıcı olmaları 48. Ayetin tefsiri için bak 49. 49. Biz peygamberleri rahmetimizin, müjdecileri ve azabımızın, habercileri olmaktan başka, hal ve sıfatlarla, göndermeyiz. O halde kim iman eder ve, kendini, düzeltirse, onların üzerine hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Ayetlerimizi yalan sayanlarfa gelince, onlara da sapmış oldukları fısk yüzünden, azap dokunacaktır. Bil ki Allahü Teala, geçen ayetlerde, kafirlerin, o peygamberin üzerine, Rabbinden bir ayet, mucize, indirilmeli değil miydi? Enam, 37, dediklerini anlatmış, onlara daha önce geçen çeşitli cevapları vermiş ve peşi sırada bu ayeti zikretmiştir. Allahü Teala'nın bu ayetten maksadı şunu ortaya koymaktır, peygamberler, Allah'ın rahmetinin, müjdecileri ve azabının, korkutucuları olarak gönderilmiştir. Onların, ayetler ve mucizeler indirmeye güçleri yoktur. Bu aksine Allah'ın meşiyetine, emrine ve hikmetine bağlıdır. İşte bu sebeple Cenab-ı Hak biz peygamberleri rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmaktan başka hal ve sıfatlarla göndermeyiz. Buyurmuştur. Yani onlar Allah'a itaat edenlere mükafat olduğunu müjdeleyip isyan edenlere de ilahi cezanın varlığını haber veren ve korkutan kimselerdir. Kim onların sözlerini tutar ve kalbin işi olan iman ile bedenin işi olan, ıslahı, güzel hal ve işleri, yerine getirirse, onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir. Ayetlerimizi yalan sayanlara, gelince, onlara da sapmış oldukları fıst yüzünden, azap dokunacaktır, Arapçada, mes, dokunma, arada herhangi bir şey bulunmaksızın, iki şeyin birbirine dokunması ve temas etmesi manasına gelir. Kadi, Allahü Teala kâfirlerin azap olunmasını, onların fasık olmaları şartına bağladı. Bu ise, her fâsığın, günahkarın, aynı durumda olmasını gerektirir, demiştir. Kadi'ye şöyle denilebilir, bu, Cenab-ı Hakk'ın bahsedilen vaidini, tehdidini, Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselere has kılmış olması ile çelişir. İşte bu da, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyen, yalanlamayan, kimseler için, bu vaidin söz konusu olmayacağını gösterir. Yine bu, o vaidi ilahiyenin kâfirlerin fasık olmaları şartına bağlanmış olmasını gerektirir. O halde sizin için Allah'ı tanıyan, onun birliğini, Hazreti Peygamber'in nübüvvetini ve ahiret kabul eden kimselerin fıskının, günahının, bütün bunları inkar edenlerin fıskına denk ve eşit olduğunu söylüyorsunuz. Allah en iyi bilendir. Peygamber mülk sahibi değildir, gaybı bilmez, melek değildir eli de ki, size, benim yanımda Allah'ın hazineleri var, demiyorum. Ben gaybı bilmem, yine size, ben bir meleğim, de demiyorum. Ben, ancak bana vahyolunan şeye uyarım. De ki, görmeyenle gören hiçbir olur mu? Düşünmüyor musunuz? Bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Bil ki bu, ona, Rabbinden bir ayet, mucize, indirilmeli değil miydi? Enam, 37, isteklerine karşı söylenilecek sözlerin devamındandır. Yani Cenab-ı Hak, o kafirlere de ki, ben, bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderildim. Benim, Allah'a karşı kendi kendime bir hüküm verme hakkım yok, buyurmuş ve Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e, kendisinde şu üç sıfatın bulunmadığını söylemesini emretmiştir. A ayetteki benim yanımda Allah'ın hazineleri var demiyorum ifadesinin anlattığı husus. Bil ki kafirler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e eğer sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber isen ondan bize dünyanın fayda ve iyiliklerini çokça verip saadet kapılarını açmasını iste dediler. Allah da onlara de ki size Allah'ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum. O, mülkü dilediğine verir. O, dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar. Bütün hayırlar, benim elimde değil, onun elindedir, buyurmuştur. Ayetteki, hazain, kelimesi, hızane kelimesinin çoğuludur. Bu, bir şeyin içinde toplanıp biriktirildiği yer, manasındadır. Bir şeyi, kendisine başkasının elleri ulaşamayacak şekilde koruma altına alıp, saklamaktır. B. Ayetteki, ben gaybı bilmem, cümlesinin anlattığı husus. Bu, kafirler, hazreti. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e, eğer, Allah'ın bir peygamberi isen, faydalı olan şeyleri elde edip, zararlı olan şeyleri savuşturmaya hazır olalım diye, meydana gelecek fayda ve zararları bize şimdiden haber vermelisin, dediler de, Cenab-ı Allah, ben gaybı bitmem. O halde benden, Böyle bir şeyi nasıl istersiniz de buyurmuştur. Netice olarak diyebiliriz ki o kafirler, birinci merhalede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden çok mal istemişler, ikinci merhalede de gaybları istikbali öğrenmek suretiyle menfaatlan elde edip zararlı şeyleri savuşturabilmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gaybları kendilerine bildirmesini istemişlerdir c. ayetteki, size, ben bir meleğim, de demiyorum, sözünün anlattığı husustur. Bu, o kafirler, su nasıl peygamber? Bizim gibi, yemek yiyor, çarşılarda yürüyor evleniyor ve insanların içine karışıyor, Furkan, yedi, diyorlardı. Buna karşı Cenab-ı Hak da, onlara, ben bir melek değilim, de, buyurdu. Uluhiyet ile nübüvvetin kesin ayrılığını belirtme hikmeti. Bil ki alimler, bu üç şeyin, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in kendisinde olmadığını söylemesinin emredilişindeki hikmetin ne olduğu hususunda şu görüşleri ileri sürmüşlerdir. Birinci görüş, bundan Murat, Hazreti Peygamber'in bizzat kendisinin, Allah'a karşı olan tevazuunu, huşu ve hadunu, onun kulu olduğu itirafını izhar etmesidir. Böylece Allah'a, Hristiyanların Mesih'e inandıkları gibi inanılmamış olur. İkinci görüş, kâfirler topluluğu, Hazreti Peygamber'den, kesin mucizeler ortaya koymasını istiyorlardı. Bu onların, mesela, bizi, dediler, sana katiyen inanmayız. Ta ki bizim için şu yerden bir pınar akıtasın. İsra, 90 ila 93 demeleri gibidir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ayetin sonunda, de ki, fe Ben, Resul bir beşerden başkası mıyım ki? İsra, 93 buyurmuştur. Yani, ben risalet ve nübüvvetten başka bir şey iddia etmiyorum. Ama sizin talep ettiğiniz şu şeylerin getirilmesi, ancak Allah'ın kudretiyle mümkün olur, demektir. Binaenaleyh, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in bu sözü söylemesinin maksadı, onun acziyetini, zayıflığını ve onların kendisinden istemiş olduğu bu mucizeleri meydana getirme hususunda müstakil ve bağımsız olmadığını ortaya koymaktır. Üçüncü görüş, Cenab-ı Hakk'ın, de ki, size, benim yanımda Allah'ın hazineleri var, demiyorum, sözünün manası, ben kendimin, Allahü Teala'ya mahsus olan bir kudret ile muttasıf olduğumu iddia etmiyorum, ben gaybı bilmem, cümlesinin manası ise, ben kendimin, Allahü Teala'nın ilmiyle muttasıf olduğumu iddia etmiyorum, demektir. Bu iki ifadenin toplamından, Hazreti Peygamber'in uluhiyet iddia etmediği ortaya çıkar. Daha sonra Allah, yine size, ben bir meleğim, de buyurmuştur. Bu böyledir, zira uluhiyetten sonra, derece itibariyle meleklerden daha yüce olan hiçbir şey yoktur. Binaenaleyh sözün özü şudur, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, sanki, ben ne uluhiyet, ne de meleklik iddiasında değilim. Ben ancak, peygamber olduğumu iddia ediyorum. Bu ise beşer için meydana gelmesi imkansız olmayan bir makamdır. O halde daha nasıl siz benim sözümü inkar ve davamı reddetme hususunda mutabakat sağladınız? demiştir. Ayette meleklerin ne bilerden olduğuna delil var mı? Cübbay'ı şöyle demektedir. Ayet meleğin peygamberlerden daha üstün olduğuna delalet etmektedir. Çünkü bu sözün manası ben, bulunduğum mertebeden daha üstün bir mertebe iddia etmiyorum, şeklindedir. Şayet melek, peygamberlerden daha üstün olmasaydı, böyle denilmesi uygun olmazdı. Kadî şöyle demektedir, eğer bu nefh edilenlerden gaye, tevazüyü ortaya koymak ise, doğruya en yakın olan, bu sözün, meleğin daha eftil olduğuna delalet etmesidir. Eğer bundan murat, meleklerin dışında, kendisinin gücünün yetmeyeceği bir takım fiillerini yapamayacağını ifade etmek ise, o zaman bu söz meleklerin daha üstün olduğuna delalet etmez. Hazreti Peygamber'in yalnız vahye uyması. Ben ancak, bana vahyolunan şeye uyarım. Buyruğunun zahiri, Hazreti Peygamber'in, ancak vahiy ile hareket ettiğine delalet eder. Ki bu da, şu iki hükme işaret eder. Birinci hüküm, bu, Naz, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in, kendiliğinden hiçbir hüküm vermediğine ve içtihat etmediğine, aksine, bütün hükümlerin vahiyden sadır olduğuna delalet eder. Bu husus, kendi hevasından söylemez o. O, kendisine ilk ayetilen edilen bir vahiyden başkası değildir. N-E-C-M, 3 ila 4, ayetleriyle de kuvvet kazanır. İkinci hüküm, kıyası kabul etmeyenler şöyle demişlerdir, işte bu, Nas, ile, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, in sadece kendisine inen vahiy ile amel ettiği sabit olmuş olur. Binaenaleyh, onun ümmetinden hiç kimsenin, Hazreti Peygamber'e inen vahiyden başkasıyla olmaması gerekir. Zira Cenab-ı Hak, ona tabi olun. Araf, 158 buyurmuştur. Bu ise, kıyaz ile amel etmenin caiz olmasını nefyeder. Sonra Cenab-ı Hak bunu, de ki, görmeyenle gören bir olur mu? ifadesiyle de tekit etmiştir. Bu böyledir, zira vahiden başkasıyla amel etmek, kör kimsenin ameli gibi, vahiyle amel etmek ise, gören kimsenin ameli gibi olur. Daha sonra, düşünmüyor musunuz? Buyurulmuştur ki bundan Murat, aklı olan kimsenin bu iki şey arasındaki farkı bilmesi ve bunu bilmekten gafil olmaması gerektiğine bir dikkat çekme ve tembihtir. Allah en iyi bilendir. Kur, Anla Uyarma 51. Rablerine toplanacaklarından korkanları sen onunla inzar et ki, onların ondan başka ne bir dostu, ne de bir şefaatçisi yoktur. Umulur ki, sakınırlar. Bil ki Yüce Allah, peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu olarak tavsif edince, peygamberine, bu ayette, halkı uyarmasını emrederek, Rablerine toplanacaklarından korkanları sen onunla inzar et. Buyurmuştur. Bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır.